Sevgili çocuklar, saygıdeğer öğretmenler, basın mensupları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye'ye hoş geldiniz. Ülkemize neşe getirdiniz. Heyecanımıza heyecan kattınız. Burada ülkemizde bulunmanızdan ötürü, sevincimize ortak olmanızdan ötürü hepinize şahsım, milletim, ülkem adına teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyor, dünyadaki tüm çocukların gözlerinden öpüyorum. Bütün çocuklara barış dolu, mutluluk dolu bir dünya temenni ediyorum. Özellikle de burada bulunduğunuz süre içinde çok keyifli anlar yaşamanızı, ömür boyu sürecek arkadaşlıkların, dostlukların, kardeşliklerin oluşmasına, bu ziyaretinizin, bu seyahatinizin vesile olmasını diliyorum. 23 Nisan tarih itibariyle bizim için çok önemli bir tarih. 23 Nisan Çocuk Bayramı dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bu tarih aynı zamanda ülkemizde milli egemenliğin temelinin atıldığı bir tarihtir. Bizler millet olarak büyük mücadeleler sonrasında tesis ettiğimiz barışı, zorlu şartlar sonrasında elde ettiğimiz bağımsızlığımızı tüm dünya çocuklarıyla birlikte paylaşıyoruz. Tabii bugün 23 Nisan değil ama haftasına girmiş bulunuyoruz. Ve bu hafta içerisinde ülkemizin birçok yerinde birçok etkinliklerle bunu kutluyoruz, kutlamaya devam edeceğiz. 23 Nisan'da ise adeta bu işin finalini, zirvesini bu kutlamaların yapmış olacağız. İstiyoruz ki bizlerin yaşadığı zorlukları inşallah çocuklarımız yaşamasın. Barışın egemen olduğu bir dünyayı onlar paylaşsınlar. Bütün derdimiz bu. İstiyoruz ki çocuklarımız savaşın, çatışmaların, kavgaların olmadığı çok daha güzel, çok daha huzurlu, çok daha neşeli bir dünyada yaşasınlar. Dünyanın özellikle barış içinde olmasının en önemli şartı adaleti sağlamak, aramızdaki sevgiyi çoğaltmaktır. Zira dünyamız çok büyük ve burada hepimize yer var. Bundan kimsenin endişesi olmaz. Hepimize yetecek kadar mutluluk var. Adalet olursa, paylaşma olursa, dayanışma olursa, inanıyorum ki dünyamız bütün çocukların, bütün insanların kardeşçe, barış içinde mutlu ve huzurlu yaşayacağı cennet gibi bir yere dönüşecektir. İnşallah sizler yarın birer siyasetçi olabilirsiniz. Birer sanatçı olabilirsiniz. Bilim adamı, öğretmen, doktor veya başka bir meslekte veya konumda olabilirsiniz. Ve olacaksınız da. İşte o zaman bizim bıraktığımız eksiklikleri giderecek, bizim yanlışlarımızı düzeltecek, sizlerden sonra gelecek nesiller için sizler çok daha adaletli, çok daha güzel bir dünya kuracaksınız. Buna da inanıyorum. Zira bizim bugün bulduklarımızın çok daha ötesini sizler yakalayacaksınız. Her gün dünya gelişerek, gerek bilişim teknolojisiyle, gerekse eksiklerin giderilmesiyle, bilimde, sanatta, teknolojide çok daha ileri bir yere doğru dünya şu anda hızla gelişiyor ve ilerliyor. Sevgili çocuklar, ben sizlerin o temiz yüreklerine, o saf yüreklerine kesinlikle güveniyorum.
Hele hele gözlerinizden o yansıyan sevgi, dostluk, barış bizim geleceğimizin teminatıdır. Ben bunu görüyorum. Samimiyet pırıltısı ve güvenimi bu daha da pekiştiriyor. Unutmayın, sizler ülkelerinizin kültür elçilerisiniz. Böyle bir misyonu yüklenmiş vaziyettesiniz. Birbirinizle dostluğunuzu devam ettirmeyi, birbirinizle haberleşmeyi ihmal etmeyin. Muhakkak birbirlerinizin telefonlarını alın. Ve bu ziyaretiniz, bu seyahatiniz bittikten sonra da bu arkadaşlığınız aynen devam etsin, aynı sıcaklığı korusun. Ailelerinize, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza selamlarımızı, sevgilerimizi muhakkak iletin. Ben bu düşüncelerle Türkiye'de çok iyi vakit geçirmenizi, sizlerin ve tüm dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan'ı en iyi şekilde değerlendirmenizi temenni ediyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, sizleri kucaklıyorum. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Yabancı ülkelerden gelen çocuklarımıza ve heyetlerimize günün anısına Başbakanımız hediye takdim edeceklerdir. Belarus. Hindistan. Japonya. Thank you.
Karadağ Cumhuriyeti. Kırgızistan. Macaristan. Maldivler. Seyşeller. Suriye. Yemen. Suriye'de. Ama istiklalın karşılığı güzel yok. Ben Nakşibendi. Ben. Nakşibendi. Ömer Nakşibendi. Ve Türkiye.
Arkadaşlar, çok kapatıyorum. Çocuğum, üstü kapatıyorum. Bu seyahatinizin vesile olmasını diliyorum. 23 Nisan tarih itibariyle bizim için çok önemli bir tarih. 23 Nisan Çocuk Bayramı dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bu tarih aynı zamanda ülkemizde milli egemenliğin temelinin atıldığı bir tarihtir. Bizler millet olarak büyük mücadeleler sonrasında tesis ettiğimiz barışı zorlu şart ülkem adına teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyor. Dünyadaki tüm çocukların gözlerinden öpüyorum. Bütün çocuklara barış dolu, mutluluk dolu bir dünya temenni ediyorum. Özellikle de burada bulunduğunuz süre içinde çok keyifli anlar yaşamanızı, ömür boyu sürecek arkadaşlıkların, dostlukların, kardeşliklerin oluşmasına, bu ziyaretinizin yaşadığı zorlukları inşallah çocuklarımız yaşamasın. Barışın egemen olduğu bir dünyayı onlar paylaşsınlar. Bütün derdimiz bu. İstiyoruz ki çocuklarımız savaşın, çatışmaların, kavgaların olmadığı çok daha güzel, çok daha huzurlu, çok daha neşeli bir dünyada yaşasınlar. Dünyanın özellikle barış içinde olmasının en önemli şartı adaleti sağlamak, aramızdaki sevgiyi çoğaltmaktır. Sevgili çocuklar, saygıdeğer öğretmenler, basın mensupları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye'ye hoş geldiniz. Ülkemize neşe getirdiniz. Heyecanımıza heyecan kattınız. Burada ülkemizde bulunmanızdan ötürü, sevincimize ortak olmanızdan ötürü hepinize şahsım, milletim, dar sonrasında elde ettiğimiz bağımsızlığımızı tüm dünya çocuklarıyla birlikte paylaşıyoruz. Tabii bugün 23 Nisan değil ama haftasına girmiş bulunuyoruz. Ve bu hafta içerisinde ülkemizin birçok yerinde birçok etkinliklerle bunu kutluyoruz, kutlamaya devam edeceğiz. 23 Nisan'da ise adeta bu işin finalini, zirvesini bu kutlamaların yapmış olacağız. İstiyoruz ki bizlerin